kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmamasını öngören bir yönetmelik yayımlandı. Bu zaten Cuma günü en çok gündemi meşgul eden şey oldu. Bedii Hoca bunun hakkında bir şeyler söyledi. Yönetmelik sözleşme özgürlüğünü ticari faaliyette bulunma hakkını kısıtlayan, mülkiyet hakkına ölçüsüzce müdahale eden nitelikte fintechler açısından inovasyonu, iş geliştirmeyi dolaylı değil doğrudan ortadan kaldırmakta diyor. Sen de Twitter'dan paylaşmıştın yani bir gece idarenin aldığı kararla senin yaptığın her türlü yatırım, iş planı vesaire bozulabiliyor şeklinde ve bunun zaten yönetmelikle yapılması meselesi gündeme geldi. Yani yönetmelikle yapılabilir miydi? Bu konuşuldu. Ne dersin sanki? Yönetmelikle yapılamayacak. Sen ne diyorsun Aykut? Buna şimdi şeye ne demek lazım acaba? Ya bu alanda bir düzenleme var mıydı daha önceden? Kripto varlık adı bildiğim kadarıyla mevzuatta ilk defa geçti. Yani kripto para demedi. Kripto varlık dedi. Zaten şeyi yasaklamıyor. Varlık dedi, evet. Borsaları ve alışveriş vesaire yasaklamıyor. Sadece şunu yasaklıyor. Sen işte belli kurum ve kuruluşlara da bunu ben listesine de baktım. Bazı işte mesela fatura ödeme merkezleri falan Bitcoin'le kripto paralarla ödeme almaya başlamışlar, kabul etmişler vesaire. Bunlara hep yazı gönderilmiş, almayacaksınız. Hatta Türk özellikle Telekom... turistler herhalde değil evet, mi? Evet. Rezervasyonlar falan evet. yapılmış. Türk Telekom'un falan bile bazı hizmetlerinde kripto parayla ödeme yapılabildiğini gördüm. Çünkü listede Türk Telekom'un da ismi geçiyordu. Belki dediğin gibi özellikle yurt dışından gelenlere yönelik bir hizmet. Ve tek yasakladığı şey aslında bunlarla ödeme yapılması. Yani kripto paraları tamamen yasaklaması söz konusu değil. Ama sonuçta müdahale niteliği de ortada. Müdahale ettiği de açık. Burada benim aklıma şu mesele geldi. Yani hukuk sistemi biraz geriden geliyor. Daha önden giden bir teknoloji odaklı bir durum var. Ve biz bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Buradaki bizim durma noktalarımız ya da düzenleme noktalarımız neler olmalı üzerine biraz düşünmüştük açıkçası. Belki buradan hareket edebiliriz. Çünkü insanlar buna çok isyan etti. Ya bizim bir takım yatırımlarımız var, bunlar ne olacak evet. dedi. Buna karşılık da deniyor ki yani iyi de bana mı sordun o yatırımı yaparken? O da diyor ki hukuki bir yasak yok. Ben buna yönelik bir takım faaliyetlerde bulundum. Sen buna ilişkin bir yasaklama koymadın. Uzun süredir zaten bu var. İlk defa çıkmış, 3 günlük bir şey de değil. Bu bir çatışma, bir gerilim oluşturuyor. Ama sanki Bedii Hoca'dan da ben çok tabiri yerine skandal bir düzenleme değil gibi anlamadım yani. Öyle yorumlar yapanlar da olmuş. Yani burada belki... Bilmiyorum. Şey açısından sadece bunun hukukiliği, idare hukukuna, idare hukuku boyutu ya da işte kanunla düzenlenmesi, gerekliliği vesaire değil de belki içeriksel bakımdan. İçerik olarak da yani. Ben tam bilmiyorum açıkçası. Bu Anladım. Meseleyi tam şey yapmıyorum ama bunu düzenlemek lazım.